yeni yılda o ücretler de artacak. SGK, son ödeme tarihini duyurdu. Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammında olsa da yıl sonunda SGK prim borç artışı da dikkat çekti. Bundan dolayı SGK'ya prim borcu olan, doğum ya da askerlik borçlanması yapacaklar, zamdan önce başvuru için sayılı günlere gelindi. Başvuru tarihini kaçıranlar üstüne eklenen zam ücretiyle prim borçlarını ödeyecek. Asgari ücret zammı ile birlikte SGK prim borcu da fahiş bir zamla yükselecek. ATV'de konuşan doktor. Okan Güray Bülbül, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, yeni asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını belirtti. Bu tarihe kadar borçlanma talebinde bulunmuş kişilere hali hazırdaki asgari ücret üzerinden borçlanma tutarları tebliğ edileceğini Bülbül, söyledi. Bilbil. asgari ücret zam oranına göre SGK prim borç ödemelerine ilişkin net rakamı da paylaştı. Bilbil, asgari ücrete yapılacak zam oranına göre belirlenen aylık prim ödemesinin güncel tutarı 4 milyon 292 lirayken asgari ücrete yapılacak %40 oranında zam beraberinde 6.008 liraya kadar çıkabileceğini açıkladı. Bilbil, asgari ücrete %50 oranında zam yapılırsa bu tutarın 6.438 liraya kadar çıkacağının da altını çizdi. Anlık olarak aylık maksimum isteğe bağlı sigorta primi ödemesi 32194 lirayken asgari ücrete %50 oranında zam yapıldığında tutarın 48000 liraya çıkması tahmin ediliyor. Bir annenin 3 çocuğu için borç almasında ise anneye ödenecek miktar güncel olarak 309021 lirayken yeni yılda asgari ücretle 432 liraya çıkacağı ise belirtildi. %40 artış 630 lira olacakken %50 artışla 463530 lira olacak. Askerlik borçları 550 günde ödenebilirken bir yıldır işe gitmeyen bir kişi şu anda başvuruda bulunsa 51.504 lira ödeme yapacak fakat asgari ücrette %40 artış olursa 72.105 lira, %50 artış olursa 72.105 lira ödemesi öngörülüyor. Prim borçlarının ödemesinde 31 Aralık son gün olacak. Başvurular e-devlet üzerinden sağlanıyor.